أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا عابدون ما أعبد.
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. صدق الله العظيم. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Tefekkür saatinde yine birlikteyiz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü izzet ve ikramı hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu akşam tefekkür saatinde canlı yayın konuğu stüdyomuzda çok önemli bir ilim adamı ve aynı zamanda da kendileri de bir ordulu olan, ordunun iftiharı yüzakı İstanbul İl Müftümüz Sayın Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamızı konuk ettik. Hocam hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bizi kırmadınız. İyi ki geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Size ve bütün izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu akşam kıymetli hocamızla, saygıdeğer büyüğümüzle Diyanet hizmetlerinden din görevlilerinde bulunması gereken özelliklere, vasıflara kadar hocamızın engin tecrübe ve deneyiminden, bilgilerinden istifade ederek geniş bir yelpazede bu akşam programımızı inşallah ilerleyen dakikalarda hocamın bilgileriyle taçlandıracağız. Çok saygıdeğer hocam, ben programımızı açmadan önce ülkemizin en ücra köşesine kadar orada görevlileri eliyle hizmet yürüten, yine yurt dışında Kafkaslar'da, Balkanlarda, Avrupa'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde müşavirlikleri, ataşelikleri olan, din görevlileri bulunan çok büyük, devasa bir kurumdan bahsediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çok önemli, devletimizin temel bir kurumundan bahsediyoruz. Bu vesileyle ben zat-ı âlinizi burada konuk etmişken Diyanet hizmetlerini bir değerlendirelim diye sorarak başlamak isterim. Uygun görürseniz Diyanet hizmetlerini bir değerlendirelim. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Diyanet Teşkilatı gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında en uç noktalara kadar elemanı bulunan bir teşkilattır. Yani geçmişte Milli Eğitim de böyleydi ama okullar büyük ölçüde köylerden, mezralardan çekildi, birleştirildi. Fakat aşağı yukarı her köyde, her meskun bölgede Diyanet'in mutlaka bir elemanı vardır. Bunun yanında yurt dışında da devletimizin genelde büyükelçilikleri ve konsoloslukları vardır. Ama onun ötesinde büyükelçiliklerde tabii ki müşavirlerimiz var, ateşelerimiz var ama din görevlileri çok daha sahaya dağılmış bir durumdadır. Dünyanın, Müslümanın olduğu her yerde Diyanet Teşkilatı'nın elemanı vardır. Yani bunlara işte Orta Amerika'da Haiti denilen yerde bile Diyanet İşleri Başkanlığı'na mensup arkadaşlarımız görev yapıyorlar. Bu Türkiye'nin büyüklüğüyle de orantılı bir faaliyet alanıdır. Türkiye elhamdülillah gelişmiş bir ülke olarak dünya Müslümanlarının gözü kulağı burada. Bu hizmetlerin ve imkanların çok iyi kullanılması lazım. Yani bir teşkilat ne kadar geniş olursa olsun eğer hizmet üretmezse hantal bir teşkilat olur. Ama Diyanet Teşkilatı aynı zamanda hizmet üreten bir teşkilattır ve hizmetin de kalitesini yıldan yıla artırmak için bilhassa hizmet içi eğitim kurslarıyla, faaliyetleriyle mevcut personelini daha da verimli hale getirmek için çalışmaktadır. Bunun için bildiğiniz gibi Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü var başkanlıkta. O bir taraftan Kur'an kursları ve benzeri eğitimlerle ilgilenirken aynı zamanda da hizmet içi eğitimlerle ilgileniyor.
hizmeti üretmek için o hizmete ehil olmak lazım. Evet. Yani hizmetin gerektirdiği donanıma sahip olmak lazım. Ama bizim teşkilatımız öyle bir teşkilat ki bu donanımdan daha öncelikli bir de güvenilir elemanlar olması lazım. Emin insanlar olması lazım. Bu emin kelimesini Peygamber Efendimiz'in de en önemli sıfatı Muhammedül Emin idi. Hani el ulema varasetül enbiya diyoruz. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberlerin sadece ilmine değil işte o vasıflarına da varis olmaları lazım. Herkesin güvendiği insanlar olması lazım din görevlerinin. Çünkü yapılan hizmet bir başka adıyla irşat hizmetidir. Evet. İrşat hizmeti yapana mürşit diyoruz. Bir insanın mürşit olabilmesi için etrafının güvenini kazanması lazım. En önemli hususlardan birisidir. Bu güven de sahte bir hayatla olmaz. Sağlam bir hayat olmalı. Bunu en önemli özelliklerinden birisi dürüstlüktür. Bir defa dürüst olması lazım. Bunlar aslında sadece Diyanet mensuplarının değil, bütün Müslümanların ortak vasfıdır. Müslüman dürüst olur. Ona biz bir dini terminolojiyle söyleyecek olursak istikamet sahibi olması lazım. Müstakim olması lazım. Sırat-ı müstakim üzere olması lazım. Yani müminim dedikten sonra istikamet üzere devam etmeli ve ben Müslümanım deyip o İslami hayatı yaşaması lazım. Bunlarda birçok özellikler var ama diyelim ki Müslüman'ın tarifi var Peygamber Efendimiz'in. Evet hocam. Selamet bunlardan birisidir. Yani Müslüman insanların bazı rivayetlere göre Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Salim olduğu kimsedir. Yani Müslümanın elinden ve dilinden kimseye zarar gelmemesi lazım. Bu çok sıradan bir cümle değildir. Çok önemlidir. Elinden ve dilinden zarar gelmemek. Bugün dünya bundan çekiyor. İnsanlar evet, elleriyle de zarar veriyorlar. Dilleriyle de zarar veriyorlar. Bazen insanları birbirine düşürebiliyorlar. Veya insanları kırıyorlar, hasret ediyorlar. Onların haysiyet ve şerefini rencide edebiliyorlar. Bunlara karşı uyanık olmak lazım. Bir de mürşit dediğimiz insan, irşat faaliyetinde bulunan insan, eskilerin tabiriyle hal ve kal sahibi olması lazım. Yani hal derken işte onu yaşaması lazım. Evet. Bir şeyi اَتَأْمُرُونَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ geçmiş ümmetleri tenkit ederek Cenab-ı Hak onların bir özelliğini söylüyor. Yani insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Böyle bir şey olmaması lazım. Kal dediğimiz işte o söyleme. Ama söylemle eylem ikisi beraber olmalı ve ikisi de düzgün olmalı. Bunu biz ahlaklı olmalı kısaca. Böyle de diyebiliriz. Ama şimdi dedik ki bu birey olarak böyle olacak. Fakat bir taraftan da bunu dışarıya anlatacak. Yani rehberlik yapacak. Hem yaşayacak hem anlatacak. Anlatacak. Onun için hedef kitlesinin güvenini kazanması lazım. Bunun altında bir şey söylemek istiyorum. Hedef kitlesinin güvenini kazanmak için ki hedef kitle nedir? Bütün Müslümanlardır. Evet. Hatta bütün insanlardır. Evet. Hedef kitle bütün Müslümanlar aslında bütün insanlardır. Çünkü biz Müslümanlara Müslüman olarak örnek olacağımız gibi Müslümanlığı temsilen diğer din mensuplarına da örnek olmamız lazım. Onlar da bizde bir güzellik, bir iyiliği
görmeleri lazım. Dolayısıyla bir din görevlisinin herhangi bir grup, hizip, efendim cemaat vesaire mensubiyeti varsa bile onu vurgulamaması lazım. O öne çıkmaması lazım. Yani cemaati, insanlar, Müslümanlar onu işte eskilerin tabiri hâzâ âlim. Yani bak âlim, yani Müslüman âlimi. Bu bak imam, bu müezzin, bu hoca. Yani diğer makamlar vesaireler geçer. En önemli makam hocalıktır. İşte bu hoca diyebilmeleri için bu tarafsızlık konusu da çok önemlidir. Evet hocam. Yani belli bir cenaha bu tarafsızlık böyle cemaat vesaire açısından olduğu gibi siyasi görüşler açısından da öyle olmalıdır. Bir hocanın siyasi görüşü tabii ki olur, rey verir vesaire ama cemaatini rahatsız edecek şekilde bir beyanının olmaması lazım. Ona ne kadar uzak da olsa yani ona derken şöyle söyleyeyim, dini hayatı ne kadar İslam açısından uzak gibi görünse bile o hocanın yanına gelebilmelidir. Yani etrafında surlar olmamalı, etrafında duvarlar olmamalı. O insanlar nereye gidecek? Diyelim ki dini yaşayıştan uzaktır. Öyle olmuştur ki öyle bir aileden gelir veya geçmişidir. Cami bilmeyebilir, namaz bilmeyebilir, oruç bilmeyebilir. Hatta hırsızlık yapmıştır, katildir, şu. Yani ne kadar kötü fiil varsa adam bir gün dönmeye niyet edecek olsa hocanın yanına rahatlıkla gelebilmelidir. Mümkünse hoca onun yanına da gidebilmelidir. Evet. Ama hoca onun yanına giderken o adam ha sen falancılardansın, sen filancılardansın diyecek olursa etkili olmaz. O bakımdan siyasi görüş itibariyle de diğer görüşler itibariyle de hoca orta yol, ama bu orta dediğim yani tavizli yol değil, İslam'ın yolundan olmalı. Onu herhangi bir kliğe, herhangi bir hizibe, herhangi bir cemaate vesaireye nispet etmeden bu adam İslam alimi denilmeli. Ha, bunun için de bu işin emin olmak tarafı, güvenilir olmak tarafı. Bir de ehil olmak lazım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki malumunuz isteriniz ve vel tekün minküm ümmetün yed'ûne ilel hayr. Yani hayra davet eden, devamında marufu emreden, münkerden nehyeden bir grup, bir cemaat olsun içinizde. Bir topluluk olsun. Bir topluluk olsun. Yani bu işte o topluluk Diyanet mensuplarının olması lazım. Veya Diyanet mensubu olmasa bile din hizmeti sunan insanların bunu yapması lazım. Hayra davet edecekse o hayrın içinde olması lazım. Marufu emredecek, tavsiye edecekse yani iyi davranışları, İslam'a uygun davranışları, onların ne olduğunu da bilmesi lazım. Neyin münker olduğunu, İslam'a uygun olmadığını bilmesi lazım. Bunlar da işin ehliyet tarafı. Kendini hep yetiştirmesi lazım. Bir insan az biliyor olabilir ama yetiştirme gayreti içerisinde olursa zamanla daha iyi olur ve hiçbir zaman ben artık oldum dememeli. Yani ben çok iyi bir hocayım. Başkaları der, başkaları desin ama ben daha nasıl merhale alabilirim? İşimi, görevimi daha nasıl iyi yapabilirim? İnsanlara daha nasıl hizmet götürebilirim? Bu gayret, bu düşünce içerisinde daima olmalıdır. Hocam, şimdi elbette bizi din görevlileri de merakla izliyordur. Zaaf-ı âliyenizin bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek istiyordur. Peki hocam, hocalarımız cemaate yüce dinimiz İslam'ı anlatırken ya da onlarla ilişki kurarken tebliğ dili nasıl olmalı hocam? Şimdi tebliğ dili tabi Cenab-ı Hak onu bize öğretiyor. Evet hocam. Estaizu billah. Üd'u ila sebil rabbike
bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti ahsen. Yani Rabbinin yoluna davet et. Bir defa bu çok önemli. Bakın davet Allah yoluna olacak. Benim yoluma, Ahmet'in yoluna, cemaatin yoluna, falanın yoluna, filanın yoluna değil. Yani evet. Müminin daveti, hocanın daveti veyahut da daima Allah yoluna olacak. Bu hep fi sebilillah veya sebilullah kavramı Kur'an'da çok geçer. Burada da yine Allah Allah'ın yoluna davet et diyor. Bir. Peki nasıl olacak? Bil hikmeti. Türkçede de kullandığımız bir kelime. Hikmetle. Hikmet. Hikmetle davet et. Yani böyle anlattığın şeyin anlamı, bir arka planı olsun. Onun insanlara anlayacağı dilden hitap ederek niye bunu yapsınlar? Bunu yaptıkları zaman ne olur? Yapmadıkları zaman ne olur? Bunları anlatarak sabırla, yoksa böyle bir komut verir gibi gel gel git git böyle insanları bu hale getirmek yoktur. Yani insanlar her birimiz nihayet Allah'ın yoluna davette bir vasıta gibi kendimizi görürüz ama asla bana itaat et denmez veya falana itaat et filana itaat et denmez. Allah yoluna, Peygamber Efendimiz'in de sünnetine. Zaten Peygamber'in sünneti Allah yoluna davet etmektir. Dolayısıyla ikisi aynıdır. Bir, hikmetle davet et diyor. İki, vel mev'izatil hasenet. Mev'ize kelimesi de birçok izleyicimiz, biraz yaşı fazla olanlar bilir. Yine de ama ses olarak da vaaz kelimesiyle de. Evet. Ama vaazı biz sadece camide söylenene diyoruz. Yani güzel öğütle. O da güzel öğütle davet et. İnsanları kırmadan, dökmeden, üzmeden, hakaret etmeden, ne bileyim yani şunu düşünmek lazım. Biz bazen bu dilde problemlerimiz oluyor. Hakaret var ya, insan öyle bir toplumun içerisinden geliyor olabilir ki, öyle bir ailede yetişmiştir ki, yahut öyle arkadaşlar olmuştur ki geçmişte, ne bileyim şeytanın, iblisin hakimiyeti altında öyle günler yaşamıştır ki, o insanı biz nasıl bu tarafa çekeriz? Evet. Yoksa bu insanı nasıl küçük düşürürüm? Bu insana nasıl ben hakaret ederim? Bak nasıl da iyi söyledi desinler. Bazen bu desinlerin, evet hocam, etkisine de girer hocalar. Çünkü cemaat vaazdan sonra mesela vaaz edersiniz. Bazı hocalar vardır çatar. Ona çatar, buna çatar. Hocam Allah razı olsun, ağzına sağlık. Nasıl da şunlara bir çattın, şunları bak rezil ettin, rezil ettin falan filan. Bizim vazifemiz rezil etmek filan değildir. Bizim vazifemiz sırat-ı müstakime, Allah yoluna bir adam daha çekebilmek veya bir adım yaklaştırabilmek veya birilerinin şerlerini biraz azaltabilmektir. Bu da işte hikmetli olacak, güzel öğütlü olacak. Sonra da diyor ki ve cadilhum billeti hiyahsen. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Bakın yani mücadele var. Evet. Onlarla ne bileyim bu mücadele derken yani onları Allah yoluna davet gayreti kıymetli var. Kıymetli hocam çok özür dilerim. Biz yetiştiğimiz kültür ve içinde yaşadığımız toplum itibariyle mücadele deyince ilk aklımıza kavga geliyor. Ha, onun için diyorum ya. Evet, mücadele, yani hayat bir mücadele, hayat mücadelesi diyoruz ya, insanları bir gayret içerisindeyiz. Yanlış yolda olanları, evet, çevirmek için. Hatta bunların bir kısmı İslam'ın da dışındadır. Bunların bir kısmı İslam'a düşmandır da. Yani onunla bile en güzel şekilde mücadele edeceğiz. Bir başka ayeti kerimede de ehli kitap ile mücadeleni en güzel şekilde yaptır. İllellezine zalemû minhum. Zalimleri hariç. Yani öyle bir noktaya gelir ki adam laf dinlemez etmez. Yani bir savaş geçmişte olmuştur, bugün de. Var. Olur. Gözümüzün önünde. Olur. Yani ben hiç savaşa karşıyım demekle bu iş olmuyor. Evet. Bugün yeri geldiği zaman Müslüman Allah yolunda savaşmayı da Allah bilecek. Yolunda savaşmayı da bilir. Ama asıl olan savaş değildir. Asıl olan insanları
Allah'ın yoluna getirmek, ne bileyim, en az zayiatla. Yani bu ne demek en az zayiatla? Niye adam öldürelim? Niye başka bir şey yapalım? Yani onu hikmetle, mev'ize-i haseneyle getirmek lazım. Yani bu din dili nasıl olmalıdır derken, bu ayeti kerime etrafında söz ama fiili de, yani hal, kal, bu işin kal tarafı, halimiz de biraz önce söylediğimiz evet. gibi çok uygun olması lazım. Şimdi saygılar hocam, ben zat-ı alinizin anlattıklarından sonra orada aidiyetten de bahsettiniz. Evet. Peki hocam, hem zat-ı alinizin temsil ettiği kurum itibariyle kurum mensuplarının aidiyeti ya da biz kendimizi mümin olarak aidiyet duygumuzu nasıl hissetmeliyiz, nasıl yaşamalıyız ve içinde yaşadığımız toplumda hocam sürekli bunu söylemek belki çok hoş değil ama milletimiz tarihinde gördüğü en büyük ihanetlerden birisini 15 Temmuz gecesini yaşadı. Evet. Aidiyet duygularımız istismar edildi mi? Bunun gerçeği nedir? Zat-ı alinizden dinlemek isteriz hocam. Şimdi aidiyet tabi bir Müslüman için en büyük aidiyet dinine bağlılığıdır. Mümin olmasıdır. Müslüman olmasıdır. Yani ben Müslümanım demekten daha güzel söz hangisi olabilir? Evet hocam. Yani Allah'a davet eden, ameli salih işleyen ve ben Müslümanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor Allah. Birinci aidiyetimiz budur. Bunun dışında aidiyetlerimiz vardır. Bütün aidiyetler buna göre değerlendirilir. Tabiri caizse üst çatı budur. Üst çatı, üst kimlik, Müslüman aslında ana kimlik budur. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım. Bir başkası, ne bileyim işte Pakistan Devleti'nin vatandaşıdır. Hatta bir başkası Fransa Devleti'nin vatandaşıdır. Evet. O aidiyet ayrı bir şey. Din aidiyeti ayrı bir şey. Bunları yahut da aile itibariyle ben başka bir aileden gelirim, siz başka bir aileden gelirim. Bunlar bizim elimizde olan şeyler de değildir. Biz Allah katında dinimize olan bağlılığımızla değer kazanırız. Bunun ötesinde Diyanet Teşkilatı olarak da vazifemiz, öncelikle o vazifeyle bağlantılı söyleyelim. Adeta milletimiz, ki devlet milletin organize olmuş halidir. Milletimiz, o biraz önce okuduğumuz Ali İmran'daki ayet-i kerime, yani içinizden hayra davet eden, marufu emreden, tavsiye eden, münkeri nehyeden bir grup olsun deniyor ya. İşte bu grup olma adına ortaya çıkan teşkilat, milletin çıkardığı teşkilat, daha doğrusu milleti vazifelendir teşkilat Diyanet'tir. Evet. Dolayısıyla şimdi Diyanet mensubu bu teşkilata aidiyetini önemsemelidir. Burada ona yüklenen bir misyon vardır. Burada onun görevleri vardır. Mevzuattan kaynaklanan da görevleri vardır. Bu aidiyeti başkalarına dışlamak gibi asla olmaz. Yani ben Diyanet mensubuyum. Diyanet bir cemaat değildir veya Diyanet bir topluluk değildir. Diyanet bir parti değildir. Diyanet böyle bir aidiyet duygusu içerisinde hangimiz girersek yanlış yapmış oluruz. Evet. Biz milletimizin, Türkiye olarak düşünürsek, bu milletin ortak değerlerini savunan ve bunun milletimize yansımasının daha iyi olması için çalışan bir teşkilatın mensuplarıyız. Burada tabir caizse büyük bir makine düşünün. Bu makinenin çalışması için her birimize düşen görevler vardır. Biz o makinenin içerisinde bize düşen görevi bırakır da sağla solla başka işlerle ilgilenir, kendimizi o ana makineye aidiyetten alır, başkalarını kontrolüne girersek işte sıkıntı orada başlar. Yani bugün teşkilat olarak her teşkilatta bu vardır. Evet. Bu teşkilatın genel çizgisi
iyidir. O da onu da vurgulayalım. Bunun içerisinde olmamız lazım. Ama bu aidiyetimiz, aile aidiyetimize aykırı değildir. Ailemizle yine bağımız var. Yahut da ne bileyim meslek başka şehrimizle aidiyetimiz olur, başka aidiyetler olur. Bu aidiyetin istismarından da bahsettiniz. Yani evet hocam. Bazı bunu istismar edenler de maalesef oldu, oluyor. İnsanları öncelikle ailesinden koparmak istiyorlar. Evet. O geçmişte yaşananlar da bundan oldu. Yani sen artık bizimlesin. Bir adım ötesi şehrinden koparıyor. Evet. Yani sen nerede, ailen nerede oturuyor? Ordu'da. Öyleyse biz sana vazifeyi Ordu'da vermeyeceğiz. Başka bir yerde vereceğiz. Hatta ülkeden koparıyorlar. Ülkeden koparıyorlar. Kopardılar ve bir yere bağladılar. Bir şahsa bağladılar. İşte tehlikeli olan budur. Ama tekrar vurguluyorum. Hikmet ve mevize-i hasene önemlidir. Bütün bağlılıklar neticede iman ve İslam üzere olacak. Biz insanları da böyle değerlendireceğiz. Yani temel ölçüler içerisinde her bir insanın değeri neyse odur. İrademizi hiçbir insana tamamen teslim ederek bir yere varamayız. Öyle hani bazen derler ki gassalın elindeki meyyit gibi olacaksın. Yani gassal izleyicilerimiz bilmezler. Cenazeyi yıkayan kişi. Evet hocam. Şimdi o cenaze, sen cenaze gibi olacaksın. Çevirdi, hiç sesini çıkartmıyorsun. Öte çevirdi. Müslüman insan akıllı bir varlıktır. İrade sahibidir. Ve Müslümanın için ölçüler vardır. Temel ölçüler, Kur'ani ölçüler vardır. Peygamberi, nebevi ölçüler vardır. Bu ölçülerin dışına çıkıldığı anda anlamalıdır ki burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı var. Burada bir yanlışlık var. Zaten işte 15 Temmuz'da yaşanan sıkıntılar da bundan dolayı evet olmuştur. Peki kıymetli hocam. Bizi izleyen, dinleyen kıymetli izleyicilerimize ülkemizde bundan sonra bu tür hadiselerin yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken en önemli husus nedir? Tavsiyeniz nedir hocam? Şimdi bir defa bu anlattıklarımızın yine hülasasından belki şunu söyleyebiliriz. İyi Müslüman olacağız. Yani iyi Müslüman olacağız. Ne demek iyi Müslüman olmak? Kendimizi daima hem bilgi bakımından geliştireceğiz hem de tavır, davranış, ahlak bakımından geliştireceğiz. İnsan gelişmeye müsait ve gelişmeye muhtaç bir varlıktır. Bunu yapacağız. Müslümanlar olarak birbirimizi seveceğiz. Ne kadar hatalı olursa olsun ben Müslümanım diyen bir kimseyi sen Müslüman değilsin diye dairenin dışına atmayacağız. Yanlışı var. O yanlışını nasıl gideririz diye bunun derdini taşıyacağız. Çünkü Müslümanlar birbirini sever. Peygamber Efendimiz buyururlar ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Bakın, bu genel bir cümle. Evet. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Evet. Asıl ikinci cümle birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız. Sevgi adeta imanın şartı gibi hocam. Evet. Yani ama müminler olarak o imani bir sevgi. Böyle yoksa falancının bana şu menfaati olacak severim. Yarın kesti sevmem değil. İmani, İslami bir sevgi. Hatta bu kadarını söyleyince devamını da söyleyelim hadis-i şerifin. Sonra da buyuruyor ki size bir şey tavsiye edeyim mi diyor Peygamber Efendimiz. Onu yaptığınız zaman birbirinizi sevmiş olursunuz. Evet. Yani sevginin tezahürü, sevginin somut hali selamı yayınız aranızda diyor. Yani selamlaşınız. Bu selamlaşmak da o sadece
karşı karşıya işte selamünaleyküm, aleykümselam der şey değil. O tebessümü vardır, onun ruhi tarafı var. Yani o sevginin somutlaşmış bir halidir ama sevgi önemli. Müslümanlar birbirini severse, şimdi bir insan bakın, evladı olur, Allah göstermesin, yanlış yola düşer. Evet, Allah korusun. Şimdi bir anne, bir baba yanlış yola düştü diye çocuğunu terk edebilir mi? Etmiyor nitekim. Etmiyor, etmemeli. İşte Müslüman da yanlışta olan Müslümanların da böyle kaygısını çekmeli. Dolayısıyla bir tekme desen vur dememeli, diyemez. Zaten şimdi buradan evlat deyince hemen velilik kavramı aklıma geldi. Niye çocuğunu bırakmıyor? Velisi onun. Evet hocam. Veli onun işlerini idare eden, yöneten, çekip çeviren, ondan adeta kendini sorumlu hisseden kimse. Müminler diyor, vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd. Müminler, erkekler ve mümin kadınlar birbirinin velisidir. Şimdi evliya geçiyor da ya, bizde tabii evliya deyince biraz şey anlaşılıyor. Yani içine kutsiyet yüklenmiş bir kavram. Kutsiyet var da yani çok işte bir toplumda iki tane, üç tane olur filan gibi. Yani işte veli kelimesinin çoğuludur. Veli, Müslüman Müslümanın velisidir. Yani nasıl ki çoluğuyla, çocuğuyla, yakınıyla ilgileniyorsa bütün Müslümanlarla böyle ilgilenmelidir. Onların derdin veyahut da onların yanlışı onu nasıl üzüyorsa Müslümanların yanlışı da böyle üzmelidir. Bugün gerçekten dünyada da Müslümanların çok yanlışları var. Evet hocam. Ama bunlar yine sevgiyle, saygıyla bir şekilde bunlarla ilgilenmek zorundayız. Yani işte falan devlet filan millet bunlara niye ilgileniyoruz? Bunları bırakalım. Allah vermiş belasını filan. Böyle bir şey deme halimiz yok. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Ne yardım yapabiliriz? Ne edebiliriz? İşte o yardımlaşmanın bir somutlaşmış hali. Türkiye'de bugün 3 milyonun üstünde Suriyeli var. Yani Irak öyle düzelmiyor buralar. Yemen'de ne sıkıntılar var. Bize onlar tam sınır olmadığı için o kadar belki yansımıyor ama oralarda var. Pakistan, Afganistan, Libya, yani İslam, Mısır, her tarafında sıkıntılar var. Bu sıkıntıların kaygısını ve derdini hissetmek ve çekmek, düşünmek lazım. Bunlar için de hani sorunuza dönersek ne yapmak lazım? Veli olduğumuzun şuurunda olmak lazım. Evet. Ve yanlış yaptığı için hiçbir insanı İslam dairesinin dışına atmamak lazım. Dairenin içerisine nasıl çekebiliriz? Bu çekme de zorla olacak bir olay değil tabii. Konuşarak, görüşerek, ikna ederek hatta çok önemlidir. Yani biz iyi olursak çoğu insan zaten gelir. Yani iyi insanların yanına. Keşke biz Avrupa'da İslam'ı iyi temsil edebilseydik. Keşke. Yani buradan vatandaşlarımız çalışmak için gittiler Avrupa'ya ama eğer Avrupa'da İslam'ı iyi temsil edebilseydik çok daha başka bir dünya olabilirdi. Az da temsil etsek ama hala Avrupa bunun da sıkıntısını yaşıyor. Kaygısını yaşıyor. Geçmişte Malezya, Endonezya ticari maksatlarla giden Müslümanlar orada İslam'ı öyle güzel temsil ettiler ki o insanlar, onlar oraya ticarete gitmişlerdi. Ama onların o hali oradaki insanlara gönülleri fethetti orada. Evet, onlar İslam fethetti. Yayıldı. İslam yayıldı orada. Peki muhterem hocam, dediniz ki insan İslam dairesinde olan bir kişi ne kadar hata yaparsa yapsın, ne kadar yanlışa düşerse düşsün, asla onu o dairenin dışına atmamalıyız. Atılmamalı. Evet. Dediniz, son 4 dakikamız kalmış birinci bölüme ara vermek için. Ben izniniz olursa burada başka bir soru sormak istiyorum.
Geçtiğimiz günlerde de arada siz aynı zamanda İstanbul müftüsü olarak belki daha çok bu tür olaylarla karşılaşıyorsunuz. Bazı insanların vefatından sonra günümüz artık dijital çağ, sosyal medya hesaplarında veya işte internet ortamında işte bunun ölüsü niye camiye getiriliyor, falanca niye cami kapısına getiriliyor, bu hayattayken hiç camiye gelmemişti ya da ateşi bol olsun gibi belki bir mümine yakışmayacak davranış tarzı mıdır bu? Bu konularda, bu hususlarda bir kişi kendini ateist ya da küfür içerisinde olduğunu itiraf etmediği sürece davranışımız nasıl olmalı? Şimdi tabii imanın kimde olduğunu bilmiyoruz. Evet hocam. Yani camiye gelenlerin içerisinde de farklı insanlar olamaz mı? Olabilir. Olur. Başka niyetlerle de yani, gelmiş olabilir. Medine toplumunda bile Kur'an'da ifade ediyor ki münafıklar vardı. Evet. Ama hatta Peygamber Efendimiz kimin münafık olduğunu biliyordu. Ama kimseye sen münafıksın deyip de dışarıya atmadı. Bir gün gelir. Çünkü bizim vazifemiz yani bizim vazifemiz insanları dışarı atmak değil. O şartlarda bize düşen neyse onu yapmak, onun neticesinde Cenab-ı Hak bize verecektir. Camiye gelen bir insan canlı da gelse, ölü de gelse camiye gelmiştir. Biz artık onunla bir problemimiz yoktur. Namazını kılarız, göndeririz ama neticesini tabii ki Cenab-ı Hak biliyor. Kayıtlar tutulmuştur. Yarın karşısına çıkacaktır. Yani şeyde bile bakın savaşta cephe cepheye savaşırlar mesela. Her iki tarafta birbirini öldürmek gayretindedir. Bazı böyle gayrimüslimlerin savaşlarında şöyle bir şey duyarsınız. Ya bir Müslümanı öldürdükten sonra da burnunu kesti, kulağını kesti falan. Bizde bu yoktur. Evet. Yani ölen insan gayrimüslim de olsa öldükten sonra ona hakaret etmeyiz. Kulağını kesmeyiz, kolunu kesmeyiz, gözünü oymayız. Bunların hiçbirisi İslam'a uymaz. Bunun gibi bir insanın hatası da olsa ki hatasız insan da yoktur. Bakın. Evet. Yani bu camiye gelmiş namazını kılarız. Kılan kılar en azından. Yani evet. Kimseye de illa namazını kılacaksın diye bir şey. Ölümden kötü konuşmak hem İslami hem insani evet, bir davranış. Ancak burada tabii ölüne hakaret olsun diye bir şey konuşmayız. Bazen şeyler olabilir. Tarihe mal edilmesi gereken işte biyografi yazarları vardır ne bileyim. Evet. Bunlar önemlidir. Bu hadis usulünde de geçer. Adamın bazen kusurları da yazılır. O tarihe not düşmek adına, bir hakaret adına değildir. Buna dikkat etmek lazım. Bu manada hiç konuşulmaz da dersek sıkıntı olur. Ama onu küçük düşürmek, ailesini küçük düşürmek, işte başka maksatlarla konuşmak değil. Bir hayır varsa evet. O buradan bir başka şeye mesela bunu da irtibatlandıralım. Mesela gıybet günahtır. Bir kimsenin aleyhinde onun duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeyi konuşmayız. Evet hocam. Ama farz edelim ki geçmişte uygulaması vardı bunun İslam fıkhında. Bir insan hakkında hakim kanaat edilmek istiyor. Doğru sözlü müdür değil midir? Şahit olarak dinleyecek tezkiye denirdi buna. Bazı önemli şahıslara, daha önce de muhtemel şahıslara sorar yazılı olarak bu adam hakkındaki kanaatiniz nedir? O kanaatini orada belirtir. Çünkü onun üzerine evet. Bir işlem yapılacak. Yani veya işte bir vazife söz konusu olacak. Yani şahsi işinizde de illa devlet diye kastetmiyorum. Bir adama bir iş vereceksiniz. Ya bu güvenilir mi? İşinin ehli mi? Ne kadar yapar? Nedir? Bunu sorduğu zaman buralarda yaymak değil bakın. Yaymak değil. Yerinde kanaat belirtmek. Belirtmek bunlar olur. Hakkın ortaya çıkması için evet. Kanaat belirtmek gerekir. Çok saygıdeğer hocam. İzniniz olursa programımıza bir kısa ara verelim. Kıymetli izleyicilerimiz
Stüdyomuzda İstanbul İl Müftümüz, aynı zamanda çok kıymetli bir ilim adamı, kendileri de bir ordulu olan hemşehrimiz Profesör Doktor Sayın Rahmi Yaran hocamızı konuk ediyoruz. Programımıza kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Aradan sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Kıymetli izleyicilerimiz, Tefekkür Saati programımız kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Televizyonlarını yeni açan ya da evlerinde, televizyonlarında TV 52'yi yeni açan kıymetli izleyicilerimize ben hatırlatmak için tekrar söylüyorum. Biz bu akşam Tefekkür Saati'nde TV 52 stüdyolarında canlı yayın konuğu olarak çok saygıdeğer İstanbul İl Müftümüz, ordumuzun yetiştirdiği çok kıymetli bir ilim adamı, iftar vesilemiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Profesör Doktor Rami Yaran hocamızı konuk ediyoruz. Hocamızla Diyanet'in ülke genelinde ve yurt dışında sunduğu din hizmetlerinden, din görevlilerinin vasıflarına, iyi bir müminin vasıflarına kadar geniş bir yelpazede sohbetimizi sürdürdük. Hocam, ben ikinci bölümde sanıyorum Zat-ı Ali'nizin de çok önemsediği, toplum olarak da çok önemli gördüğümüz biraz da gençlik konusuna değinelim istiyorum. Hocam, gençliğin başında çok türlü belalar var. Uyuşturucu, alkol ve buna benzer bağımlılıkların yanında artık dijital çağdayız. Telefon bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi gençleri etkileyen, onlara zarar veren birçok husus var. Bu konularda Diyanet'in yaptığı çalışmalar nelerdir? Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Gençlerin ailelerine tavsiyeleriniz nelerdir? Sizden öğrenmek isteriz. Buyurun hocam. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hedef kitlesi bütün Müslümanlardır. Evet. Hatta dedi ki bütün insanlardır. Yani biz dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmenin kaygısını taşıyoruz. Bir Müslüman olarak, bir mümin olarak hedefimiz de bu vardır. Dolayısıyla geleceğimiz demek olan gençlerimizi asla ihmal etmemiz mümkün değildir. Bunun için de Diyanet İşleri teşkilat şemasına baktığımız zaman cami hizmetleri vardır, irşat hizmetleri vardır din hizmetlerinin bünyesinde. Bir de aile ve dini rehberlik dairesi vardır. Yani aileyle ilgilenir. Burada bir de sosyal din hizmetleri sosyal var. Sosyal ve kültürel içerikli. Din hizmetleri dairemiz var. Gençler ve aile asla ihmal edilmez. Dertleriyle dertlenilir. Bu dertlerin içerisinde önemli bir yeri de bu ifade ettiğiniz bağımlılıklar ele alır. Evet. Şimdi İslam dini bildiğiniz gibi akla çok önem veriyor. Aklın çalışması, yani insan aklının faal olması bir yerlere takılı kalmamasıyla da ilgilidir. Bir yere takılı kalan akıl serbest hareket edemez. Rahat hareket edemez. Hele de şeytanın peşine takıldığı zaman o daha kötüdür. İslam'ın makasıdı hamse diyoruz. Beş ana hedefinden birisi aklın korunması, aklı muhafaza, bir başka tabirle akıl üzerinde çok titrer İslam dini. Yalnız bu aklı zeka gibi anlıyor bazıları, o değil. Yani çok zeki bir insandır ama davranışları hiç akıllı insan davranışı evet, hocam. Olmayabilir. Yani sana şu kadar telefon numarası ezberler, bu kadar bir şeyler ezberler. Akıl biraz daha farklı. Yerine göre hareket edebilme, olayları değerlendirebilme, muhakeme edebilme. Şimdi bağımlılık işte bunları engeller. Mesela içki yasaktır İslam'da. Alkollü içkiler. Onu da sırf alkollü demek, biz dini terminolojide şöyle sarhoş edici. Yani müskir, sarhoş eden ne yapıyor sarhoş? İnsanın aklını başından alan, o gün için aklı işte, kullanmasını engelleyen. O nasıl yasaksa
vahiy döneminde, asr-ı saadette olmayan ne kadar içki, yani ister mayi, sıvı madde olsun, ister katı madde olsun, ne kadar madde varsa bunların hepsi de onunla aynı hüküm altına girer ve İslam'ın yasakları altında mütalaa edilir. Dolayısıyla uyuşturucu çok büyük bir derttir. Hatta öyle hale gelmiş maddeler var ki bunlar asr-ı saadetteki işte şarap ve benzeri içkilerden etkisi bakımından çok daha tehlikelidir. Evet. Yani bir defa öldürücü etkileri var veyahut da öyle bir bağımlılık yapıyor ki çıldırıyor adam. Aklı tamamen kaybettiriyor. Kaybettiriyor. Bunun yanında son zamanlarda devletimizde işte bununla, bağımlılıklarla mücadele eden başka teşkilatlar da kurmuş. Yani evet. Bir tarafta işin dini yönü var. Biz onunla ilgileniyoruz. Ama mesela Yeşilay'ı bu konuda zikretmemiz lazım. Evet. Yeşilay'da gençlerin bu bağımlılıklarıyla mücadele için faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Devletin de büyük desteğini bilhassa son zamanlarda alarak faaliyet yürütür. Bu bağımlılıkların yanında günümüzde gittikçe artan işte teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi bağımlılıklar da var. Geçen bir haber programındaydı sanıyorum, bir izledim. Yani insanların telefona bakma sıklığı. Evet. Şimdi. Bu niye ayrı kalamıyor? Almanya'da yapılmış bir şey, ortalama 21 saniyeymiş. Yani bu insan iş yapabilir mi? 21 saniyede bir mutlaka telefona bakacak. Telefona bakacak. Acaba ne var? Zihin, kafa hep orayla meşgul. Bu bağımlılıklar karşısında biz tabii Diyanet olarak işin bu akıl tarafını vurgularız. Dini hüküm olarak zaten bilhassa sarhoş edici bütün maddelerin haram olduğu bu konuda uyarırız. Ama olayın farklı boyutları da olduğu için bazı konularda ilgili kuruluşlarla, mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın veya il müdürlüklerinin, sanıyorum hocam Diyanet'in de onlarla bir protokolü var bu konuda. Tabii şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem Yeşilay'da protokolü vardır, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla protokolü vardır, hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla protokolü vardır. Onun da ilgili olarak gençlik illerdeki gençlik merkezleri var, gençlik müdürlükleri var. Şimdi o gençlik müdürlükleri var. Onlara bağlı merkezler var. Hatta son zamanlarda yurtlar var. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar var. Diyanet İşleri Başkanlığı artık bu yurtlarda da temsilci bulunduruyor. Yani bazı görevlilerimize onlara ayrıca bir eğitim veriliyor. Evet, liyakatı o iş için yeterli, yeterli olan. Olan belli şartları taşıyanlara ayrıca bir hizmet için eğitim veriliyor. Bunlar yurtlarda vazife yapıyorlar. Yani bir nevi dini rehber olarak, evet. İşte abilik, ablalık sadedinde ama bir kamu görevlisi olarak oralarda hizmet yürütüyorlar. Hastanelerde yine Sağlık Bakanlığı'yla manevi yapılmış destek protokol, oralarda manevi destek hizmeti veriyorlar. Ordu'da da sanıyorum var, bildiğim kadarıyla burada, evet. Da var. İstanbul'da da var. Bunlardan çok iyi geri dönüşümler alıyoruz. Yine bir başka husus, cezaevler. Evet hocam. Şimdi izleyicilerimizin birçoğu bilmezler. Yani bizde, yani Diyanet Teşkilatı'nda cezaevi vaizliği diye kadrolar var. Evet. İstanbul'da aşağı yukarı 60 civarında cezaevi vaizi var. Yani bu hocalarımız ne yaparlar? Haftanın 4 günü aynen mesai gibi cezaevine giderler. Orada yaşıyorlar. Günlerini, mesailerini orada yaşarlar. Cuma günü vaaz için camilerde görev yaparlar. Oraya gittikleri zaman
Ben de onları ziyaret ederim. Onlar da programlar da yaparız. Müdürler, oradaki personel bunlardan o kadar memnunlar ki. Onlar tabii başka şeyler de var. Öğretmenler var ceza. Yani ceza evleri gittikçe bir ıslah evi olma yönünde bu resmin büyüğünü görürsek büyük bir gayret var. İsteyenlere dini hizmet sunar bizim cezaevi vaizlerimiz. Koğuşlara kadar gittikleri olur. İsteyenlerle, yani böyle bir zorla bir şey yok ama onlar da çoğu ihtiyaç bu hizmeti isterler. Hatta biz oralarda da kütüphane kuruyoruz İstanbul'da. İlçe müftülüklerimizi de cezaevleriyle kardeş de yaptık. Koğuşlara daha küçük bir kütüphane, cezaevinin geneline daha büyük bir kütüphane. Aşağı yukarı ayda bir cezaevin programımız olur. Bizim şimdi benim programımda haftaya yine cezaevi sanıyorum çarşamba gün bundan döndükten sonra oradaki insanlar ezana hasret, selaya hasret, evet, Kur'an'a hasret. Biz İstanbul'un en iyi okuyucularından seçeriz. Hep beraber gideriz cezaevinde. Yönetim de tabii onları bir salonda toplar. Onlara arkadaşlarımız Kur'an okurlar. İşte biz kısa bir konuşma yaparız. Ezan okurlar, sela verirler, ilahiler okurlar. Çok memnun olurlar. Bu Diyanet hizmeti gençlerle olan hizmetler var. Huzur evlerinde yaşlılarla olan hizmetler var. Sevgi evlerinde küçük yaştaki çocuklara kimsesiz de değil aslında bunların bir kısmı ama ailesi bölünmüş kimseli kimsesizler. Evet. Kimseli kimsesizler. Yani İşte aile dediğiniz gibi bölünmüş, parçalanmış, anne sahip çıkmıyor, baba sahip çıkmıyor veyahut da sahip çıksa da korunmaya muhtaç. Onlara hizmet götüren hocalarımız var, arkadaşlarımız var. İşte gençlik merkezleri var. Hatta kadın sığınma evi evet, deniyor eskiden, şimdi kadın konuk evi evet, diyorlar. Oralardaki hanımlara hizmet götüren, onların derdiyle dertlenen hocalarımız var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun her kesimine hizmet götürmenin gayreti içerisindedir. Yeter ki insanlar hizmet istesinler, bizden uzak kalmasınlar, toplumun daha iyi bir ferdi olma yönünde bir gayret içerisinde olsunlar. Bunun için çalışılıyor. Evet. Bu arada tabii bağımlılık konusunda da yine ilgili kuruluşlarla birlikte hareket ediliyor. Programlar yapılıyor elhamdülillah. Kıymetli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son 2 veya 3 yıldır yanılıyorsam lütfen düzeltin. Çok önemsediği bir proje var. 4-6 yaş grubu Kur'an kursları diye. Evet. Ama toplumun geneli bu hizmetten çok memnun ama arada bazı kesimler diyor ki ya 4-6 yaşındaki çocuğa Kur'an kursu mu olur? Nedir hocam bu işin aslı? Şimdi bir defa Kur'an hizmeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok önemli bir hizmet. Evet. Geneli itibariyle. Bir ara ülkemizde maalesef Kur'an hizmeti ihmal edildi. Hatta evet, yasaklandı. Sadece, yani ihmalin ötesinde yasaklandı hocam. Yasaklandı. Şöyle yaşa gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Bu millet binalarını yaptırmış, hocaları evet, var. Ne olacak filan derken yaşlılar rağbet ettiler. O yasaktan önce daha çok böyle gençler, çocuklar bu hizmetin içerisindeydi. Şimdi hemen hemen her mahallede bir Kur'an kursu var. Mahallenin hanımları bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, birbirlerini tanıyorlar, sosyalleşiyorlar.
Kur'an'la olan irtibatlarını toplumun sağlamlaştırıyorlar. Hocam özür dilerim, kaynaşmaya da çok, çok büyük etkileri var. Onun için sorunuz da yok ama buna evet. vurgu yapmak istedim. Yani toplumun birbiriyle kaynaşmasında da tanışmasında çok büyük rolü var. Evet. Kur'an kurslarının. Yoksa aynı apartmandaki insanlar birbirini tanımıyor. Yani böyle bir hal yok. Aynı binada yan yana duruyor, insanlar birbirlerini tanıyamıyor. Tanıyamıyorlar. İşte oralarda buluşuyorlar. Sonra anlıyor ki ne iyi insanlar var. Bunlar da başka faaliyetler gibi. 4-6 yaşa gelince şimdi bazıları var ki işte o dönemde de böyle oldu. İstiyorlar ki çocuk, hatırlarsınız o dönemde diyorlardı ki şeye kadar, reşit olana kadar dinle irtibatı olmasın, ondan sonra seçsin. 18 yaşına bir gelsin bakalım. Hele ondan sonra seçsin. Kardeşim sen bir şey, hiçbir şey tanıtmayacaksın. Hep yanlış şeyler söyleyeceksin, başka şeyler söyleyeceksin. Neyi seçecek bu çocuk? Nasıl seçecek? Bundan hiçbir malumatı olmayacaktı. Bilmediği bir alanın neyini seçecek? Böyle bir şey olur mu? Sonra kaldı ki sen bu çocuğa daha anasından doğduğundan itibaren her şeyi öğren, her şeyin kursu serbest. Yani şey vermiyorum da her şeyin kursu aynen serbest. Ne kadar varsa. Dinin dışındaki her şey serbest. Ama dine geldi mi yasak koyuyorsun. Elhamdülillah bu yasaklar kaldırıldı. Şimdi o dediğiniz bazıları, yani senin benim çocuğumun bundan istifadesinden de rahatsızlar. Onlar zaten kendi çocuklarını göndermediği gibi gönderenlerden de rahatsızlar. Yani kimseye zorla çocuğunu buraya gönder falan diyen yok. Ama toplumda böyle bir ihtiyaç oluştu. Bilhassa son zamanlarda. Çok yoğun bir ilgi olduğunu gözlemliyoruz yani, hocam. Diyanet 4-6 yaş grupları açmadan önce de fiilen toplumda aslında çocuklara din eğitimi verme faaliyetleri belki yasal mevzuat içerisinde olmasa da yaygınlaşmaya başladı. İşte Diyanet buna bir düzen getirdi, sistem getirdi. Bunu devletin kontrolünü aldı. Bu çocukların ders gördüğü mekanlar bir nevi anaokullarına benzer şekilde onların standartları belirlendi. Bu 4-6 yaş grubunda ders verecek hocalar pedagojik formasyon kurslarına alındı veya okul öncesi öğretmenliğinden işte mezuniyet diplomalar, sertifikalar bunlar arandı ve buna göre her sene, seneden seneye gelişen ve toplumun da tanıdıkça rağbet ettiği, daha büyük önem verdiği bu 4-6 yaş grubu gidiyor. Çocuklarımız onlara ağır bir Kur'an eğitimi değil, işte arada bazı sureleri de ezberliyorlar. Bu efendim oyun oynuyorlar. Yani sadece o değil ama oyun oynarken dinle de irtibatları sağlanmış oluyor. Bir dindarlığı da tanımış oluyorlar. Aslında hocam bir orada tabirim yanlışsa lütfen düzeltin hocam. Zat halinizden özür dileyerek haddimi aşmak istemiyorum. Çocuklar aslında orada bir din bilinci oluşuyor. Aynı aynen. zamanda biz gidip görüyoruz bazen bir kreşte bulunması gereken her türlü oyun, oyuncağı da orada ve ona uygun hocaları da var. Onlar da var. Şimdi zaten şunu tekrar hatırlamış oldum. Yani hatırlamış oldum derken söylemek adına hatırlamış oldum. Çocuğun şahsiyetinin oluşmasında böyle 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş çok önemli yaşlar. Yani canım bu çocuktur ne anlar diye bir şey yok. Çocuğun şahsiyeti, kişiliği o yaşlarda oluşuyor. Bilgi tabii gittikçe üstüne alıyor, alıyor, gidiyor. Ama çok önemli bir devre ve bu devrede çocuğun dindarlaşması, dini tanıması, yeter ki biz ona doğru din eğitimini verelim. Kötü olan budur, yanlış şeylerin öğretilmesi. Çocuğu işte şahıslara bağlamak vesaire, bunlar yanlıştır. Yoksa 4-6 yaş grubunda bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Kur'an hizmeti, din hizmeti çok takdire şayan bir hizmettir. Seneden seneye gelişiyor, geliştiriliyor. Ankara'daki hocalarımız, kadrolarımız, onlar da
zaman zaman çalıştaylar yapıyorlar. Bunu daha nasıl geliştirelim adına işin erbabı olan üniversitedeki hocalarla da beraber toplantılar yapıyorlar ve gelişiyor. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah hocam, bu kursların toplumda bilinen Sıbyen mektepleriyle bir benzerliği var mı hocam bunların? Var da bunlar tabii biraz daha ne diyeyim, modernleşmiş, çağlarına uydurulmuş, gelişmiş. Belki o geçmişteki Sıbyen mekteplerinde o çocuk psikolojisi, pedagoji vesaire adına çok donanımlı olmayan hocalar bulunabiliyordu. Bunu daha donanımlı hale getirilmiş oluyor. Oyun, eğitim hepsi bir arada, evet, gidiyor. Hocam teşekkür ediyorum ben. Kıymetli hocam, biz zat-ı âlinizi burada misafir etmişken, ben sadece İstanbul müftüsü sıfatınızda değil, aynı zamanda ordunun yetiştirdiği bir ilim adamı sıfatınızdan da istifade edelim. Kıymetli izleyicilerimizi bilgilendirelim istiyorum. Zat-ı âlinizle birlikte bugün kültür merkezine gittik. Orada kütüphaneyi ve kitap fuarını gezdiniz. Benim dikkatimi çeken orada kütüphanede el yazması eserler gördünüz. Evet. Ve bu eserler hakkında bir çalışma yapılıp yapılmadığını merak ettiniz. Ben de zat-ı âlinize ordular adına sormak isterim. Orduda kültür adına, bilim adına, ilim adına bu eserlerle ilgili neler yapılabilir, ya da bizi izleyen, izleme lütfunda bulunan, ordunun yetiştirdiği başka sahalardaki ilim adamlarımıza bir çağrınız olacak mı? Şimdi efendim, ülkelerin maddi refahları vardır, geçmişleri vardır. Ama kültür tarihi çok önemlidir. Bizim ordu olarak geneli itibariyle, evet hocam, bu kültür tarihimiz üzerine çalışmaların eksik olduğunu düşünüyorum. Belki evet, ben bilmediğimden de olabilir ama mesela ben merak ediyorum. Şimdi 100 sene önce Ordu'da, yani ordu derken Altın Ordu ve bütün ilçelerin il genelinde, bütün Türkiye içinde böyle, ama biz şimdi orduyu konuşuyoruz. Özellikle orduyu konuşuyoruz, evet, orduyu hocam. Orduyu konuştuğumuz için, hangi eğitim kurumları vardı? Evet. İşte o günkü bu eğitim kurumlarının içerisine yaygın eğitim gibi camileri de dahil edelim. Bunlar nelerdi? Bunların tarihi, bunlarla ilgili olarak burada yaşayan kabileler, ne bileyim kavimler, bilhassa İslam damgasını önemsiyorum. Yani evet, buradaki İslam damgasını az bir zaman değil, yani ordunun Müslümanlar tarafından fethi veyahut da Müslümanların buraya yerleşmesinin çok önemli bir geçmişi var. Evet hocam. Buralarda hangi eserler vardı? Bu konuda bazı çalışmalar var. Bahattin Yedi Yıldız hocamızın işte 1455 tarihli tahrir defterini neşretti. Ünyeli kardeşlerimiz, tebrik ediyorum. İstanbul'daki Ünyeliler bilhassa, Ünye ile de irtibatlı, Ünye Belediyesi ile irtibatlı bazı neşirler yaptılar. Yani bu neşirlerde sicil, başbakanın sicil arşivlerinde Ünye'ye ait neşirler yaptılar. Bunun benzerlerini diğer ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin yapması lazım ama bunlar hep bir finans istiyor. Ordunun ordu içinde ve ordu dışında yetişmiş çok elemanı var. Evet hocam. Bunların bunlardan istifade edilmesi lazım. Öncelikle biz insan varlığımızı bir tespit edip ne yapabiliriz'i düşünmemiz lazım. Bugün ben Dokkapı'da ziyaret ettim. Evet hocam, ettiniz. Dokkapı'da ziyaret ettim. Çok değerli Başkan Ekrem Bey'le görüştük. Yani çok aklımda değildi doğrusu, mevzu olarak bir şekilde bir geldi. Dedi ki, biz hocam bölgenin şeyiyle de ilgileniyoruz. Kültür varlıklarının, evet, tespitiyle de ilgileniyoruz. O kadar memnun oldum ki. Yani bölgeyi
işte yoluyla, suyuyla, elektriğiyle, yaylasıyla, kalkınmasıyla ilgilenirken kültür varlıklarının tespitiyle de ilgileniyorlar. Mesela Ordu'da geçmişte bir hayli medrese vardı. Şimdi bu medreselerde hocalar vardı. Hocam özür dilerim. İlimizde bizi izleyen Ordulu kıymetli izleyicilerimiz hemen şimdi işlerinden birçoğu dedi ki ya bizim oranın adı da medrese yanıydı, medrese önüydü. Evet. Bu isimler büyük ihtimal tarihten bir geçmişi var bunların. Mutlaka var. Hatta işte insanlar, bir yaşlılar bir kısmı da biliyorlar. Yani evet, bazı şahıslar bilirler. Mesela Fatsa'da derler ki işte Sarı Müftü. Ama Sarı Müftü hakkında kaç tane makale var? Yani bunu birilerinin yazması lazım. Ondan işte Ordu'nun müftülerine bakalım şimdi. Ben Ordu müftülüğüne işte girdiğimiz zaman görüyorsunuz sıralanıyor. Bunların bir kısmı yeni yaşıyor. Yenileri de tabii geçmişte 100 sene önce, 200 sene önce kim vardı? 200 sene önce buradan kimler yetişti? 300 sene, 400 sene, 500 sene önce İstanbul'da, ülkenin başka yerlerinde vazifeler yapan insanlar da oldu 500 sene önce. Bunları bir ortaya çıkartmamız lazım. Bu medreselerde okulan kitaplar nerede şimdi? Evet hocam. Yani 100 sene, 150 sene önce bu bölgede ki bu ilim adamlarının okuduğu ve okuttuğu kitaplar vardı. Bu kitaplar bir zaman ihmale uğradı. Hatta kitaplara düşman olduk. İmha edildi. Yani bazıları imha edildi, bazıları saklandı, bazıları da duruyor. Yani duruyor derken ben mesela dedemin babasının kitapları varmış, bunu duyuyorum. Ama onu birileri almış. O aldığı benimden ama buradan şunu çıkarıyorum. Demek ki kitaplar var. Şimdi bu kitaplar acaba dedim bir tespit edilse, bir bulunsa. Çünkü bir insan kitaba meraklıdır ama oğlu, torunu meraklı olmayabilir. Evet. Hala duranlar olabilir. Bunların kitabın kendisi bazen şöyle düşünüyorlar. Canım bunun yeni baskısı çıktı, çok iyi, sen bunu ne yapacaksın? Kitabın kendisinden ziyade Ordu'nun kültür tarihi hakkında fikir verecek. Şu tarihte burada şu kitap, şu medresete okutulmuş, falanca okutmuş. O açıdan bunlar bir nevi bizim işte kültür mirasımız ve senetlerimiz, geçmişimize ait senetlerimiz. Bu kitaplar acaba nerede falan diye bugün konuştum da İşte Gazi Halk Kütüphanesi'nde var dediler. Yani oradakileri de gördüm. Bunlar epeyce bir şey var. Ama o medrese tipi kitaplar çok orada göremedim. Evet hocam. Bunları hala bir yerlerde bulup temin edip bir nevi müze, yani müzelerimizde bunları sergilememiz lazım. Yani, evet. O zaman da yazılan el yazması kitaplar, el yazması Kur'an-ı Kerimler kimde varsa bunları devlet, belediye, yani bir kurum bir şekilde sahiplenmesi lazım, koruması lazım. Artık şimdi kitap hastaneleri var. Yani kitaplar restorasyonu yapılıyor. Bununla ilgili yetişmiş elemanlar var. Kitapları ömürlerini uzatmak için nasıl binalara restorasyon yapılıyorsa kitaplara da restorasyon yapılıyor. Bu varlıklarımızın tespit edilmesini çok arzu ediyorum. Bunun yanında işte geçmişte nerede, hangi kültür kurumları vardı, buralarda hangi şahıslar vardı, bu açıdan orduyu biraz eksik gibi görüyorum ama mesela Ünyelilerin yaptığı gibi, Ünyeli arkadaşlarımızın yaptığı gibi arşivler var. Osmanlı arşivleri var, Şer'iye sicilleri var, Topkapı'daki arşivler var. Birçok yerde ehli için bunlar zor işler değil. Evet. Onlar oturup bunları çıkarabilir. Mesela Ordu'nun şeyi var mı ben bilmiyorum. Yani birçok ilçenin şeyini yayınladılar.
1830'lardaki filan nüfus sayım defterleri de. Yani o defterlerde o tarihte yapılmış kayıtlar var. O kayıtlara göre hangi köyde kimler yaşıyor diye diyordu. Hangi sülaleler vardı? Bunlar vardı. Onlara kadar. İşte iskan politikası nasıldı buralarda? Bu bölgede oldum bilmiyorum. Yani ama bazen ilçeleri görüyorum. Birçok evet. ilçenin geçmişini yayınlıyorlar. Buna ihtiyacımız var. Yani hocam ordunun kültür mirasının, kültür varlıklarının yeniden araştırılıp kültür hafızamızın yeniden ortaya çıkarılmaya evet. ihtiyacı var. Burada kime görev düşer? Bakın ondan da madem söyleyelim. Bir, üniversite. Evet. Artık ordunun üniversitesi var, geçmiş gibi değil. Ordunun üniversitesi var ve üniversitelere de çok önemli araştırma kaynakları aktarılıyor. Bu araştırma deyince sadece teknoloji düşünülmemeli. Bu sosyal alanlarda da büyük araştırmalar ve üniversiteden bir başka beklenti de tezler, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri verilirken ordu üzerine yoğunlaşılmasında fayda var. İşin ilim tarafı üniversitelerde bir taraftan işte valilik var, il kültür müdürlüğü var. Bunların bu işi el atması lazım. Bir taraftan belediyelerimiz var. Belediyelerimizin bununla ilgilenmesi lazım. Hani un var, şeker var filan, helvayı yapmak diyorlar ya. Bir usta lazım. Bir usta bunları bir araya toplayıp bir büyük plan yapmak lazım önce. Ona göre kim neresinde bu işi vazife yapacak, nereler araştırılacak, bunların yapılması da fayda var. Hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu akşam sesimizi duyururuz. Evet. Zat Ali'nizin bu çağrısı üzerine ilimizin geçmiş kültür varlıkları, kültür mirası ortaya dökülür ve böylece geçmişteki hafızamız tekrar canlandırılır diye ben ümit ediyorum. Burada şeyde bir tabii vazife gibi addederim. Bahattin Yedi Yıldız'ın çalışmaları var. Günümüzde de bu konuda çok gayretini gördüğümüz Muzaffer Bey var. Muzaffer Günay Bey var. Evet. Yani eski kültür müdürümüz aynı zamanda. Evet, önceki kültür müdürlerimizden yoğun bir telif faaliyeti var. Yani bu insan, öyle insanlar var ki bunların birisi gittiği zaman yerine koyacağınız adamınız yok. Yani bunlardan da istifadeyle bir danışma meclisi öncelikle oluşturmak lazım. Yani kimler o meclis daha sonra gelişleyebilir ve ordunun bu manada katkı sağlayacak insanlarını tespit edip bunlarla bir iki toplantı derken gelecek planlamasını yapmak lazım. İnşallah, inşallah hocam. İlgilileri, yetkilileri, bu işin ehliyet ve liyakat sahipleri sesimiz duyulur inşallah. Bir hayra vesile oluruz diye ümit ediyorum İnşallah. Ben. İnşallah. Ya kitap fuarına da gittik ya, orada da gördük bazı ordu çalışmalar, hatta Sıtkı Çebi yine geçmişte orduyla ilgili çalışmaları olan, bunlar mütevazi de olabilir bilemiyorum yani, ama ne olsun tespit edilmiş, bunlar yayınlanmış, bugün sorduğum şey yok, baskısı yok yani. Bir yerde orduyla ilgili kitap varsa merak eden çok sayıda olmasa da işte belediyeler, İl Kültür Müdürlüğü, şimdi öyle değil yani. Devlet maşallah kültüre yatırım yapıyor. Evet hocam. Kültür Bakanlığı çok önemli kaynakları aktarıyor. Çok önemli kaynakları aktarıyor. Biz ordu ile ilgili neler var dediğiniz zaman önemli epeyce bir kitabın ortaya çıkması lazım. Sergilenmesi lazım. İl Kültür Müdürlüğü'ne ordudaki yani oraya gittiği zaman orduyla ilgili yayınları görebilmesi lazım. Bu para işi değil. Zaten Kültür Bakanlığı veya işte Türk Dil Kurumu bazı şeyler çok cüz'i fiyatlarla bunları piyasaya sürüyorlar. Kar amaçlı değil. Evet. Ama baskısı yok bazılarının. Evet. İnşallah hocam dileyelim bu eksiklik giderilir. İlimizin İnşallah. Kültür hafızası da ortaya çıkarılır. Saygılar hocam. Programımızın da son 10 dakikasına giriyoruz. Ben ülkemizin içinden geçtiği bu şartları da dikkate alarak
zaman zaman terörle mücadelede zor günler geçirdik, geçiriyoruz, şehitlerimiz oluyor. Ülkemiz, milletimizin, devletimizin güvenliğini sağlamak için şu anda halen devam eden sınırlarımız dışında operasyonlar yapıyor. Ve baktığımızda Orta Doğu'da, Balkanlar'da, hatta İslam coğrafyasının tamamında akla gelebilen tek sığınak ülkemiz. Evet. Bu koşullar içerisinde vatandaşlarımıza, bizleri izleyen kıymetli seyircilerimize bir ordulu olarak, bir ilim adamı olarak ve İstanbul müftüsü sıfatıyla neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şu tespitinizi tekiden ve teyiden şunu söyleyeyim. Bulunduğum görev itibariyle dünyanın birçok yerinden Müslümanların temsilcileri diyelim, ilim adamları diyelim, farklı insanlarla görüşüyorum. Bir kısmı İstanbul'a geliyorlar, bizi ziyaret ediyorlar. Bir kısmına da biz yurt dışına gidiyoruz ve onlarla görüşüyoruz. Gerçekten Türkiye'yi çok farklı bakıyorlar. İnsanlar bugün Türkiye'den çok büyük beklentileri var. Evet hocam. Birkaç yerde de söyledim. Yani bir misal olsun diye Türkiye'ye ne kadar önem verdiklerini anlatmak için. Sanıyorum 3 sene önceydi, 2 veya 3 sene önceydi. Bu şeyden sonraydı, 2013'te gezi olayları olmuştu da. Evet. Ondan sonra Güney Afrika'ya gittim. Güney Afrika'da böyle bir sempozyum tarzı bir faaliyetteyiz. Suriyeli bir ilim adamıyla, bir fikir adamıyla konuştuk. Şunu söyledi o zaman. Suriye gitti dedi. O kadar üzülmüyorum. Ama Türkiye giderse bir daha belimizi doğrultamayız. Evet. O Gezi Parkı'ndan vesaireden çıkan olaylar var Türkiye'deki ya. Türkiye'deki o anki kaos onun ortamı. Onun endişesini yaşamış. O yaşamadan dolayı Türkiye giderse işte o zaman mahvoluruz. Yani bir insan düşünün ki kendi evi, ocağı, memleketinin belki çoluğun çocuğu öldürülmüş. Ondan daha fazla Türkiye'ye güven duyuyor ve Türkiye'den bir beklentisi var. Yine dinlediğim olaylardandır. İşte bu 15 Temmuz son gece birçok insan ki o gece biz sabaha kadar uyumadık diyor. O geceyi sabaha kadar dua ettik, işte şöyle yaptık. Hocam affedersiniz, internette de yaygın olduğu için söylüyorum, o geceye ait Kabe imamının ülkemiz için hışkırıklarla namazda ayetler okuyup dua ettiği. Evet evet. Yani, tabi. Yani orada da var. Yani böyle sıradan vatandaş diyebileceğimiz mazlumların duaları var. Dünyada çok. Peki şükür diye bir kavram var bizde. Evet hocam. Yani şükür, insan her halükarda şükreder. Bir defa bunu bilelim. Bazı insanlar da var, neyime şükredeceğim diyor. Evet, böyle de diyebiliyor. Elindekileri insan kaybettiği zaman anlar insan. Hatta şöyle bir Arapçada tabir söyle. Elhamdülillah ala külli hal sivel küfri ve dalal. Yani küfür olmasın, kafirlik, dalalet olmasın, tamam, her halükarda şükür vardır. Biz şükrederiz. Yani dini açıdan da elhamdülillah ülkemiz bakın gittikçe iyi. Böyle bir ortamda bu memleketi geriletmek isteyen ve din adına gibi harekete geçen veyahut da kendini dini bir hareket gibi takdim eden hainler ve zalimler gördü bu millet. Evet hocam. Bunlar, ama şu da bir fırsattır. Bir noktada düşmanın maşası durumunda olan bu insanlar teşhis edilmiş oldu. Erken teşhis olduğu gibi bu. Çok erken değil. Çok erken değil ama iş işten geçmeden, evet, iş işten geçmeden teşhis edilmiş oldu. Ha, 241 tane insan şehidimiz var. Evet hocam. Bunun dışında halen ondan önce ve sonra ülkemizde devam eden bir terör olayı var. Evet.
vatanımız, biz burada yani bir ırktı, bir etnik kökendi vesaire gitmeden bir beraberlik içerisinde yaşamamız gerekirken yine birilerinin kontrolünde terör devamlı azdırılıyor. Neredeyse orduya Giresun'a kadar girme teşebbüsleri var. Evet, bunların hocam. Ülkemizin maalesef belli bir bölgesinde daha çok yoğunluk var ama buraya kadar da sirayet etme çabaları var. Çabaları var. Böyle bir cüretleri de var. Oradaki insanlarımız, onlar da hatta o terörü destekleyen derken hıyanet sadedini değil de bazıları var ki işte başka düşüncelerle vesaireyle ona destekçi konumundalar. Ya bir düşünmeleri lazım. Yani bu ne olacak? Parçalansa Türkiye ne olur? Yahut da kimin kontrolüne girer? O hareketler kimin kontrolünde? Bunların hepsini düşünmek lazım. Ama inşallah daha iyi olur. Geçmişte bu hareketlerin içerisine de birçok hıyanet hareketleri veya o hıyanet hareketi bunların içerisine girmiş. Yani işi düzeltelim diye uğraşıyorsunuz bir taraftan. Başka marazalar. Başka sıkıntılar var. İçinizden sizin gibi yani düşündüğünüz insanların başka hedefleri varmış maalesef. Ben yine şükür kavramıyla da bağlantılı olarak memleketimizin daha iyi olması için bir taraftan çaba göstereceğiz, bir taraftan dua edeceğiz ve dünya Müslümanlarına karşı da vazifemiz var. Bazılar buna aman sen niye ilgileniyorsun diyorlar. Biz belki de o mazlumların duası sayesinde bazı tehlikeleri atlattık, atlatıyoruz. Çünkü o kadar anlatılan olaylar var ki böyle saniyelerle, dakikalarla ancak ilahi olmayan bir ancak şekilde. İlahi bir güç tarafından ayarlanabilecek, ilahi bir hikmetle açıklanacak böyle evet. Bu tür olaylar da var. Çok böyle ilginç olaylar var. Evet. Saygıdeğer hocam, programımızın son 3 dakikasına girdik. Ben programımıza lütfedip katıldığınız için bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağlığınıza, sıhhatinize dua ediyoruz. Ömrünüz bereketli olsun inşallah. Bizleri yurt içinden, yurt dışından izleyen, gerek hem şehrimiz deyip iftar ettiğimiz hocamız deyip gerek bizleri izleyen ordulular ve İstanbul müftüsü olmanız hasebiyle Türkiye'nin bütün illerinde tanınıyorsunuz. Ülkemizin yurt içinde ve yurt dışında bizleri bu akşam izleme lütfunda bulunan kıymetli izleyicilerimize son olarak söylemek istediklerinizi alıp izninizle programımızı kapatmak evet. istiyorum. Buyurun hocam. Öncelikle size ve Kanal 52'nin yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu izinli olarak orada bulunduğum bu son günlerde böyle bir programda hemşehrilerimizle buluşma imkanı oldu. Sadece hemşehrilerimizle değil. Uydudan yayın yapıyoruz yurt içinden, yurt dışında. Dünyaya, her tarafa yayın yapılıyor tabii. Biz de dilimizden, elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar işte o irşat hizmetini anlatmaya çalıştık. Bu hizmet feragat ister. Bu hizmet fedakarlık ister. Ama bu hizmet hiçbir zaman falancılar yapıyor denecek bir hizmette değildir. Yalnız bu irşat faaliyetinin içerisinde olmak, işte o ehliyet, donanımlı olmak da gerekir. Donanımlı olmadan başkalarını yanlış yollara yönlendirmek tehlikesi de vardır. Öncelikle kendimizi bir defa ahlakımızı, huyumuzu güzelleştireceğiz. İçimizde devamlı bir mücadele vardır. Nefis denilen bir şey. Birisi yap der, birisi yap. Biz çoğu zaman neyin iyi, neyin kötü olduğunu biliriz çoğu zaman. Yani bu şimdi katil, katilliğin kötü olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Evet. Yahut zalim. Ama içerisinde işte o menfaat hırsı oluyor. Başka bir işte kendine hakim olamamak oluyor. Bir şeyler onu o tarafa doğru itiyor. Kendimize de
hep ben yaparım diye düşünmeden dua etmek. Bir defa dualar çok önemli. Al ya Rabbi, dua işte peygamberimiz bile istiğfar ediyordu. Evet hocam. Yani niye ya Resulullah sen işte hep affedilmişsin, niye kadar istiğfar ediyorsun? Ya Ayşe, şükreden bir kul olmayayım mı? Yani şükür, sabır, dua, bütün isteklerimizi Allah'a arz etmek. Tekrar size ve izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ya kıymetli hocam, biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Sağ olun, var olun hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu akşam Tefekkür Saati programının sonuna geldik. İstanbul İl Müftümüz, Ordulu hemşehrimiz, iftar vesilemiz, çok kıymetli ilim adamı, büyüğümüz, Profesör Doktor Sayın Rahmi Yaran hocamızı biz bu akşam konuk ettik. İnşallah hocam bir başka programda Zat-ı Ali'mizle birlikte i̇nşallah. Olmayı umut ediyoruz. Rabbim nasip eder inşallah. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, programımızı kapatmadan önce cuma gecenizi tebrik ediyorum. Cumanız mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşünceye değin. Hoşça kalın.